Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün canlı yayında gelen, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika E2 yatırımcı vizesine başvurup vizeyi aldıktan sonra farklı bir sektörde ve belirlenen plan dışında iş yapmanın bir yasağı ya da sakıncası var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Ve gerçekten bu güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum sorusu için. Şunu söyleyebilirim bu konuda. Eğer siz E2 vizesi yatırımcı vizesine geçtiniz ve yatırımcı vizeniz var ve bu vizeyi alırken bir iş türünden bahsettiniz ya da sektörden bahsedildi ve o plan ya da sektör ya da yerle ilgili adım attınız. Tabii ticareti yaparken planlar değişebiliyor, sektör değiştirmenin önceliği doğabiliyor. Böyle bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir ihlalle karşı karşıya kalmamak için yapılacak en mantıklı şey tekrar ya Amerikan Konsolosluğu ya da Göçmenlik Dairesi'ne başvuru yapıp vizenizin ya da buradaki E2 statünüzün değiştirilmesi. Bunun da sebebi işte ben A sektöründeydim, şimdi B sektörüne geçiyorum. A yerindeydim, B yerine geçiyorum. Ya da şu tarz çalışmalardaydım, buna geçiyorum. Ya da şirket yapım değişiyor tarzı sebepler ve gerekçelerle bu değişiklikler olmadan önce Göçmenlik Dairesi'nden izin almanız gerekiyor. Yoksa öbür türlü ihlal doğar ve bu noktada da sorunla karşı karşıya kalırsınız. Yoksa bunu Göçmenlik Dairesi'ne bildirip var olan E2 statünüzde değişti yaptığınız sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.